Efendim merhabalar. Bugün uzaklara falan gitmeyelim, yakınlara. Hemen burnumuzun dibinde var olan Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kıblemiz, ikinci haremimiz, namusumuz, Müslümanların şerefi olan Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i, Kudüs'ü nasıl kaybettik? Onları konuşalım. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Filistin cephelerini konuşalım. Atatürk'ün tek mağlup olduğu cepheyi konuşalım. Atatürk'ün geri çekildiği, Atatürk'ün esir bıraka bıraka geri çekildiği cepheyi konuşalım. Çok yorum var değil mi Enes bu konuda? Bayağı bir var abi. Çok isteyen var. Atatürk şey diyenler de var. Hani sen diyorsun ya Atatürk hiç mağlup olmadı. Evet. Hani nasıl mağlup olmadı işte bu cepheyi hiç konuşmuyorsun diyen var. Evet. Atatürk mağlup olmadı iddiasını söylüyorum. Ama deniyor ki nasıl olmadı kardeşim? Suriye Filistin cephesinde 65 bin Osmanlı askerini esir bırakarak geri çekilerek mağlup olmadı mı diyorlar değil mi? Oradan da bana hakaretler geliyor. Atatürk yalakası, Atatürk yalaması, Atatürk sevinci falan. Hiçbiri değilim de. Gerçek tarihin aşığıyım. Bundan ibaret. İdeolojilerden, iftiralardan, sloganlardan biri bir tarih. Konuşalım mı? Konuşalım. Bunu ben de çok merak ediyorum bu arada. Hiç araştırmadım bunu. Evet. Çok yorum geliyordu bize. Bayağı eskiden de. Yani yazıyorlardı. Orada konuşamadık. Şimdi artık burada bir konuşalım. Hadi zamanı bakalım. Geldi bunun da. Bu arada tüm ekranda yokuz biliyorsunuz değil mi dostlar? Artık bizim tek bir sayfamız var. Burası. Şu an bulunduğunuz yer. Tüm ekranda aboneliğiniz varsa eğer orası atıl. Orada ben yokum artık. Buradayım. Buraya gelin. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Enver, Talat ve Cemal Paşaların yani İttihat ve Terakki Partisi'nin hükümetlerinin yönettiği Osmanlı Devleti'nde çok saçma. Abdülhamit Han'ın Beylerbeyi Sarayı'nda bulunurken bile yapmayın, etmeyin, eylemeyin, o taraftan savaşa girmeyin. Bu bir deniz savaşı. Dünya denizlerine hakim olacak olan İngiltere'den yana olun. İngiltere'ye karşı olmayın uyarılarına rağmen. Enver Paşa'nın zorlaması, dayatması, diletmesi karşılığında Osmanlı Devleti Üçlü İttifak grubuna dahil oldu. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı. Üçlü İtilaf grubu ise İngiltere, Fransa ve Rusya idi. İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti çetin bir savaşa girdi. 4 yıl, 4 ay süren bu savaşın sonucunda Osmanlı Devleti, hani derler ya bir geyik vardır, aslında Osmanlı yendi de Almanlar yenildiği için kaybetti sayıldık. Müttefikler yenildiği için de biz de yenilmiş kabul et. Aslında fena yendik. Duydun değil mi bunu? Duydum tabii. İnanma kardeşim. Ağzımızı burnumuzu kırdılar. Vurmayın artık ne olursun diye bizi yalvarttılar. Öylesine bizi yendiler. Biz 25 cephede savaştık. 2 tane cephede galip geldik. Hangileri onlar? Çanakkale cephesi. Bir de Kutulamare savaşı. İkisi de aynı bölgede değil mi? Kutulamare nerede kalıyordu? Irak. Irak'ın güneyinde. Biri Irak cephesinde Kutulamare. Biri Çanakkale cephesinde. İki cephede, iki savaşta biz galip geldik, İngilizleri yendik. Bu arada bunu da atlamayalım. Bunu da böyle önemsiz gibi anlatmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Dünya savaş tarihinde İngiltere ordusu, dünya savaş tarihinde İngiltere kara kuvvetleri bir defa mağlup oldu. O da bize. O da bize. Kutulamare'de. Çanakkale deniz savaşıydı zaten. Evet. Bak, Kutulamare'de İngiliz kara kuvvetleri mağlup oldu. Çanakkale'de İngiliz donanması mağlup oldu. Biz İngilizleri hem karada hem denizde maymuna çevirdik kardeşim. Ama bir kere. Bir kere. Onlar bizi. evet yani bu konulara girmesek iyi olur. Biz onları bir kere yendik. Bu taraf hoşuma gidiyor. Diğer tarafını... Şey gibi fakir avuntusu gibi oldu. yani öyle değil mi? Evet yani öyle oldu. Biz onları yendik. Onlar da bizi 23 kere yendi. Ama biz onları yendik. Hani bu şeye benzemiyor mu Galatasaray? Ama bizim UEFA kupamız var. Sen Fenerbahçeli olduğunu her yerde belli ediyorsun. bu arada Galatasaraylara hakikaten sempatim var. UEFA kupası gibi bir kupayı almak kolay mı ya? O kadar kurtları yendi. Dünyanın en iyilerini yendi. Real Madrid'in finalde kaybettiği tek takım Galatasaray'dı ya, galiba. Abi efsane bir kadro kurdu ya. O kadro var ya. Bugün bile hiçbir takımda yok ha. Efsane bir kadroyla önce UEFA'yı sonra Süper Kupa'yı kaldırdı 2000 yılında. Mayıs. Senin futbol izlediğin son dönem oydu herhalde. Şundan izledim. Ben o ara askerdim. Askerde bizi topladılar gazinoya. Dev bir ekran kurdu. Okul komutanı Galatasaraylıydı. Bir tuğgeneraldi. Herkese seyrettirdi. Ben oradan seyrettim. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ben hayatım boyunca tek bir maçı, milli maçlar hariç onları seyrediyorum. Hayatım boyunca tek bir takım maçını oturdum seyrettim. İşte o da odur. İyi de oldu yani.
Şimdi biz yendik İngilizleri. Bizim ilk savunma cepheler üç ayrılıyor. KPSS mağdurları, üniversite imtihanlarına hazırlananlar. Sizlere söylüyorum. Osmanlı'nın katıldığı üç tür cephe vardır. Bir, savunma cepheleri. İki, saldırı cepheleri. Üç, müttefiklerine yardıma gittiğin cepheler. Romanya, Makedonya, Galiçe gibi cepheler vardır. Üç tür cephe. Osmanlı'nın katıldığı ilk savunma cephesi Çanakkale. Onlar vurdu, biz karşıladık. İlk saldırı cephesi Kafkas cephesi. Rusya'yı alttan, güneyden vurmak için Allahu Ekber dağlarını zorlayıp Sarıkamış'ı almak. 3. Ordu Komutanlığı'nın emrinde birlikte. Enver Paşa'nın önlerinde. Enver Paşa. Rusları etkisiz hale getirmek. Bu da bizim saldırımızdı. Bir de Kanal Harekatı, Süveyş Harekatı, Gazze Harekatı, Sina Cephesi, Suriye Cephesi, Filistin Cephesi gibi artı 60 derece sıcakta Mezopotamya'nın çöl sıcağında yapılan savaşlarımız var. 1915 yılında bu cepheler açıldı. İngiltere ve Fransa kendi arasında Arap ülkelerini paylaştığı Sykes-Picot antlaşmalarının yapıldığı ya da Arabistan Emiri Şerif Hüseyin'e McMahon antlaşmasıyla beraber bir Arap ülkesi vaat ettiği günler var ya, işte o günlerde Osmanlı Devleti Suriye çöllerinde, Sina çöllerinde, Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de savaşıyor. Dört bir tarafta 14 düşmanla çarpışıyor. Osmanlı ölürken bile, Osmanlı'ya hasta adam denildiği bir zaman bile, Osmanlı'nın yıkılışına 10 sene kaldığı günlerde bile 7 düvelle aynı anda savaşan bir ülke. Nasıl? Yine çok büyük abi. Çok büyük. Ölürken bile Osmanlı muhteşem bir ülke. Ya bu kadar güçlü bir ülke, şu döneminde bile bu kadar güçlü bir ülke nasıl son 200 yılında savaş kazanıyordur illaki de, yani 10 savaşa giriyorsa 9'unu kaybediyordur. Evet. Nasıl o duruma düştü acaba? Bu 300 yıllık bir tembelliğin sonucunda oldu. Hemen olmadı. 300 yıl Osmanlı'nın yıkılışını 300 yıla bağlar bütün tarihçi otoriteler. O günlerde bir cephe açıldı. Sina cephesi. Mustafa Kemal hep şeyi bekliyor şimdi. Mustafa Kemal mağlup mu oldu? Bu cepheye ne oldu? Suriye ve Filistin cephesi açıldı. Bu arada Balfour Deklarasyonu adı verilen Arthur Balfour, yani kim? İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour. Yahudi kökenli bir adamın dünyaya deklare ettiği Balfour Deklarasyonu'yla Kudüs'ün işgali ve Kudüs bölgesinde İsrail Devleti'nin kuruluşunun önü açıldı. Abdülhamit ve Osmanlı Kudüs'e Yahudileri yerleştirmiyordu. Yahudilerin girişi oraya yasak. Toprak satışı falan da yasak. Tabii. Hacı olmalarına ama izin veriyorlardı. Yani hacılık anlamında gir çık. Ama oraya yerleşim, oradan toprak almak yasak. Hacı ol ve çık deniyordu. Arthur Balfour, Balfour Deklarasyonu ile orada bir İsrail'in kurulması anlamında ilk adımlar atıldı. İşte bugünlerde Osmanlı Devleti Suriye Filistin cephesini açtı. Falkenhayn isminde bir Alman generali oraya ordu komutanı olarak atadılar. Yıldırım orduları deniyor 4 orduya. 4. 7. ve 8. ordular. 3 tane ordumuz var. Bu 3 orduda Mustafa Kemal Paşa o aralar Bitlis bölgesinde Kafkas cephesinde savaşıyor. 7. ordu aşağıya doğru kaydırılırken Mustafa Kemal Paşa da kendisine bağlı bulunan kol ordularla beraber güneye doğru Suriye cephesine doğru kayıyor. Anladın mı mevzuyu Enes? 3 tane ordu var. 4, 7 ve 8. Mustafa Kemal 7. ordu içerisinde. Ama o aralar Bitlis'te. Kafkas cephesinde. Kafkas cephesi kapanmış. Aşağıya doğru kaydırılıyor. Aşağıda güneyde Yıldırım Orduları diye bir ordu kurulacak. 3 ordunun oluşumuyla. Bu ordular Suriye'yi, Filistin'i ve o cepheyi, Sina'yı koruyacaklar. Yıldırım Orduları adı verilen bu ordunun başına bir Alman general Falkenhayn getiriliyor. Son derece başarısız, son derece silik, son derece pasif bir adam. Mustafa Kemal'in bu durum hoşuna gitmiyor. Falkenhayn gibi bir adamın, bir Alman marşalinin Kudüs gibi bir toprağı korumak gibi bir derdin olmayacağını düşünüyor ve başarısız görüyor. Ki haklı da. Tabii. Falkenhayn'ı. Diyor ki bu adamların, Liman von Sanders'in, Falkenhayn'ın, von der Gold paşaların, Reklam paşaların, Mayer paşaların tek derdi Almanların İngilizlere ve Fransızlara karşı olan cephelerdeki durumunu rahatlatmak. Bozuk para gibi Mehmetçik harcamışlar. Sadece taktiksel olarak bile bile hata yaparak zayiatı fazla göstermişler. Cephe açık kalmış. İngilizler hep asker takviyesinde bulunmuşlar. Neden? Orada Almanlara karşı düşen İngiliz asker sayısı azalsın diye. Aa,
Ya Alman askerlerini farklı cephelerde korumak için Almanlarla savaşan İngilizler bu cephe daha önemli gelin buraya diye oradan buraya aktarsınlar diye burada Mehmetçiğe kıymışlar. Hani şöyle bir şey de olabilirdi o zaman mesela Birinci Dünya Savaşı'nı biz kazandık. Evet. Ama biz 10 İngiliz'le savaştık onlar 3 İngiliz'le. Adamların nüfusunun çoğu sağ çıktı güçlü evet. çıktılar. Biz evet. güçsüz çıktık sonrasında Almanlar bize de saldırabilirmiş yani. Aynen öyle tam olarak mevzu bundan ibaret. Mustafa Kemal bu durumu bu başarısız CV'si zayıf olan bu generali istemez. Ve der ki ben bunun emrinde çalışmam bak ben bunun emrine girmem bunu alın buradan bak bu başaramayacak der. Fakat başkomutan Enver Paşa Falkenhayn'da ya bir şey söyleyeyim mi kardeş? Şimdi abi bir ülkenin ordularının başında Almanlar, Alman komutanlar olur mu ya? Düşünsene Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri komutanı bir Alman. Yani Almanya'nın komutanı Alman olur, Türkiye'ninki de Türk olur. Bu çok kadar. Basit. Düşün Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanı bir İtalyan. Bu nasıl bir ülke ya? Yurt dışından şöyle asker getirirsin abi senin. Jandarma genel komutanın gene Türk olur. Hepsi. Jandarma genel komutanların diyeyim örnek veriyorum. Türk olur. Bunlara çok yetenekli bir İtalyan mesela eğitim vermeye gelir. En fazla tamam. bu olur. Harp okullarında öğrencilere ders veren yabancı uzmanlar olabilir. Cephelerde örnek canlı bomba deşifre etme uzmanları gelir ders verir. Doğru mu düşünüyoruz? Doğru. Ders verir. Ya mantık bu. Her evet. yerde de böyledir bu. Ancak ordunun başına bu konur mu? Konmaz. Konursa? Sıkıntı çıkar. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim de şaşırma. Şaşırmayacaksan eğer. Kardeşim bırak orduları. O dönemde Enver Paşa'nın Türkiye'ye hakim olduğu dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında Alman var. Yani o zaman MIT yok da anlaşılsın diye MIT diyorum. O zamanki MIT diyelim. Heh, yani İstihbarat Teşkilatı'nın askeri istihbaratın başındaki adam Alman. Bu ülke batacak. Başka yolu yok. Batması gerekiyor. Yani böyle bir aptallıkla batması gerekiyor. Mustafa Kemal diyor ki ben bu adamla çarpışmam, savaşmam. Bu adam olmaz. Hayır diyorlar yapacaksın. Bunun üzerine istifa ediyor. İstanbul'a geliyor. Aa. Tabii. İstanbul'a geliyor. Tam bu esnada 3 Temmuz 1918 tarihinde Padişah Mehmet Reşat vefat eder. Yerine Vahdettin geçiyor. Evet. Fakat biraz öncesine gidelim mi? Savaştan terk eder, savaşı bırakır, İstanbul'a gelir. İstanbul'da boş bir generaldir. İstanbul'da görev almak için boşta bekleyen bir general, bir Osmanlı paşasıdır. Atıldır. Enver buna görev vermez. Şey yapmıyor muydu böyle olmayan bir taburun başına göndermek? O Çanakkale. Bu Çanakkale sonrasında. O yarbay şimdi general, tuğ general. Enver pasivize eder, hiçbir görev vermez. Al der, otur şurada. Hiçbir iş yapma, maaşını al otur. Mustafa Kemal'in görevini sıfıra indirir. Doğal olarak gözdeki değeri de öyle olur. Evet. Fakat biraz önce Alman İmparatoru Wilhelm Türkiye'ye Mehmet Reşat zamanında ziyarete gelir. Kaiser Wilhelm. Fakat Mehmet Reşat prostattır, idrar yollarında iltihaplanma vardır, hastadır, kalkacak durumu yoktur. İadeyi ziyaret yapmak gerek ya. Gidemez Almanya'ya çünkü gücü yetmez. Bunun üzerine kardeşi ve veliaht Vahdettin'i gönderir Almanya'ya benim yerime git diye. Enver Paşa da boş hiçbir işe yaramayan orada oturan paşalardan birini verir Vahdettin'e. Al bu senin yaverin olsun der. O da Mustafa Kemal olsun. O da Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal ile Sultan Vahdettin Aralık 1917 Ocak 1918 tam 25 gün yan yana kol kolu omuz omuza diz dize bir Almanya ziyareti var. Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Ludendorff, Alman Genelkurmay Komutanı, Genelkurmay Başkan Komutanı Hindenburg, Mustafa Kemal, Vahdettin ilişkileri, görüşmeler, toplantılar 25 gün sürer. 25 gün ahbap olmuşlardır artık. Sonra İstanbul'a gelirler. Ocak 1918. Mustafa Kemal'in hala bir görevi yok. Görev yok. Görevsiz bir paşa. Bu arada böbrekleri çok fena ağrı yapar. Yani çok fena ağrı. Mustafa Kemal'in hep böbreklerinde problem var. Çocuk yaşta evden çık, bakımsız kal vesaire. Böbreklerinde problem var. Der ki şu böbreklerimi bari tedavi ettireyim ve dünyanın en iyi kaplıcaları, dünyanın en iyi böbrek diyaliz merkezlerinden biri olan o aralar Avusturya Macaristan devletinde bulunan Macaristan'da Karlsbad'a gider ve Karlsbad'da tedavi görür. Oradan Viyana'ya geçer. Viyana'da pandemiye yakalanır. Pandemide, o zamanın pandemisi ne abi? İspanyol gribi. Ölümcül bir pandemi. Adamı 3 günde öldürüyor. Mustafa Kemal pandemi olur. İspanyol gribi olur. Ölüm döşeğinde kalır. Bu arada bir haber gelir İstanbul'dan. Padişah öldü, yerine senin dostun Vahdettin geçti. İşte Vahdettin'in yanına giderken Viyana'da İspanyol gribi olur. Orada 10 gün yatar, ölüm döşeğinde yatar. Komalara girer, bazen kendini hissetmez. Yani şuur kaybı yaşar.
Bugün bambaşka bir ülkede olacaktık belki. Tabii, eğer ölse İspanyol gribinden. Sonra kendine gelir. Ama İspanyol gribinin bıraktığı tesir şeymiş. Erken yorulma, terleme. Mustafa Kemal ölene kadar hep erken yoruldu, nefesi gibi öyle gitti geldi, kriz olduğu zamanlar ve terliyordu ve yoruluyordu. Hep. O hep oldu onda yani. Sonra İstanbul'a geldi. Bir şey söyleyeyim mi? İspanyol gribi adı verilen pandemiye Mustafa Kemal iki defa yakalandı. Aa. Biri Viyana, biri İstanbul. 16 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken İspanyol gribi bitmiş, bitmek üzereydi. Terliyordu, buram buram mendille siliyordu. O halle çıktı yani göreve. Bandırmaya öyle gitti yani, terini silerek gitti. O zaman da İspanyol gribiydi yani Mustafa Kemal. Bak bunlar pek bilinmeyen mevzular değil mi tarihte? Tabii. Mustafa Kemal'in İspanyol gribi iki defa pandemi falan filan. Sonra gelir Sultan Vahdettin'le görüşür. Tam bu esnada General Falkenhayn başarısız olmuştur. Gazze cephesi mağlup olmuş, geri çekilmeler başlamıştır. Enver Paşa Falkenhayn'ı alır görevden, yerine Liman von Sanders'i koyar. Al birini vur ötekine. Mustafa Kemal der ki bak yine Liman von Sanders, yine Almanlar, yine başka bir adamı koydunuz der. Bu esnada Mustafa Kemal'e de 7. Ordu'da görev verirler. Ordu komutanı olarak görev verirler. Ve Mustafa Kemal gider. Liman von Sanders de hep kavga eder. Liman von Sanders 4, 7 ve 8. orduların toplam komutanı. Mustafa Kemal 7. ordu komutanı. Bir altı onun. Bir altı. Bir üstü Liman von Sanders. Sürekli kavga ederler. Hep tartışırlar. Ve Mustafa Kemal İstanbul'a bir telgraf çeker. Ya benden ya ondan vazgeçin, ben yine bırakıp geliyorum. Çünkü bu adamlarla olmuyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in sözünü dinlerler. Aa, bu sefer dinliyorlar tabii, yani. Falkenhayn tecrübesi. Liman von Sanders'i alırlar görevden. Bu esnada artık savaş bitmiştir. Mondros imzalanmak üzeredir ve her cephede kaybeden bir Suriye-Filistin cephesi vardır. Liman von Sanders gider, Yıldırım orduları 4, 7 ve 8 grup komutanlığına Mustafa Kemal Paşa atanır. Artık 3 ordunun genel komutanı Mustafa Kemal'dir ama savaş bitmiştir. Artık düzenli bir biçimde geri çekilmeler başlamıştır. Çok ciddi anlamda Anadolu içine kadar Mustafa Kemal geri çekilir. Bazen darmadağınık çapul sürüsü gibi askerler çekilir. Aslında Mustafa Kemal'in o günlerdeki en büyük görevi geri çekilmeyi, seninle hatta bu konuyu konuştuğumuzu hatırlıyorum bir arada. Geri çekilmeyi düzenli yapmak. Benle değildi o. Öyle mi? Seni kimle aldattım acaba? Bilemeyeceğim artık. Ben gittikten sonra mı acaba? Bir de ben yok. Ders anlatıyorum ya okullarda. Birinde anlatmışımdır bu. Çünkü çok yakınlarda yaptım ben bu hatırlıyorum konuşmayı. Geri çekilme işini düzenli hale getirmek ve çapulcular gibi düzensiz geri çekilmeyi engellemek için. En büyük görevi buyken bile 60 bin civarı esir verilir. İngilizler ölümüne saldırırlar. Geriye Adana'ya kadar çekilen Türk ordusunu takip ederler ve esir alırlar. Yalnızca Filistin'de 15 bin asker esir düşer. Toplamda cephenin tamamında 60 bin asker esir düşer. Mustafa Kemal 60 bin askerin esir düştüğü orduların genel komutanıdır. Yani bu Mustafa Kemal 60 bin askeri esir bırakıp çıktı muhabbeti buradan geliyor. Evet. Bunu duymuşsundur. Duymadım ama yorumlarda çok gördüm. Evet. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi eğer Mustafa Kemal Suriye-Filistin cephesinin başından beridir Falkenhaynların, Liman von Sanders'lerin mağlubiyetleri Mustafa Kemal'e yazılacaksa yaz. Yazılmayacaksa yazma. Suriye-Filistin cephesi varken Mustafa Kemal Vahdettin'de Almanya'daydı. Suriye-Filistin varken Mustafa Kemal Viyana'da İspanyol gribiydi. Suriye-Filistin varken Mustafa Kemal İstanbul'daydı. Orada bir savaş var ama o orada geziyor. Bırakmış gelmiş buraya. Görevi terk etmiş. Diyeceksen ki görevden kaçmış diye ne yapayım yani? Falkenhayn'ı beğenmedi, istifa etti çıktı gitti. Başındaki adam beğenmedi. Ha, bunu eleştirebilirsin mesela. Ne yapıyorsan yap. Yok bence bu kısmı eleştirilebilir bir kısım. Sonuçta asker evet. Cepheyi bırakmaması gerekiyor. Bırakmayıp direnmesi gerekiyordu. Evet. Olabilir. Terk etti. Dedi ki ben bu adamlarla çalışmam, istifa ediyorum dedi ve İstanbul'a geldi. Sonra görev verdiler, bir daha gitti Liman von Sanders'le. Yine anlaşamadı komutanla, onu gönderdiler, onu getirdiler. O da savaşın sonuydu artık. Yani şey düşünsene, 90 artı 4'te beni sahaya alıyorsun. Sonra mağlubiyeti bana yazıyorsun. Babacım yazıyorsan yaz, ne yapayım yani, vicdanına sığdırıyorsan 90 artı 4'te maça aldığın oyuncuya 94 dakikalık mağlubiyeti yazıyorsan buyur yaz. Ya bu şey işte abi, dediğim gibi bence Mustafa Kemal'in asker olarak baktığında cepheyi terk etmesi bence yanlış. Evet. Hiç terk etmemesi lazım.
bu konuda eleştirilebilir, eksiye düşürmüş bence kendini. Evet. Ama dönüp de Filistin'de mağlubiyet aldı demek de evet, söyleyeni eksiye düşüren bir olay. Çünkü senin dediğin gibi yani hani küme düşecek bir takıma son hafta bir teknik direktör getiriyorsun. Sonra bizi işte hadi Ahmet Anapalı küme düşürdü bizi. Bu yanlış. Bu ona benziyor işte yani. Suriye-Filistin cephesindeki mağlubiyet böyle bir mağlubiyettir. Ben pek Mustafa Kemal mağlup oldu demiyorum, işte bu yüzden demiyorum. Etkin değil. Çanakkale'de olduğu gibi, Kafkas cephesinde, Bitlis savunmasında olduğu gibi, Trablusgarp'ta olduğu gibi ya da Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi etkin bir görevi yok Suriye-Filistin'de. Yan roller verilmiş ve bırakmış gitmiş vesaire. Böyle bir insandır Mustafa Kemal Suriye-Filistin'de. Allah Suriye-Filistin cephesinde şehit düşen, gazi olan, İngilizlerin eline esir düşmüş olan tüm gazilerimizin ve şehitlerimizin ruhuna rahmet etsin. 15 bin Filistin'de Osmanlı askerini gaz havuzlarında erittiler biliyor musun? Gözlerini kör ettiler. Bir İngiliz'in parmağı vardı gene değil mi orada? Var tabii, o İngilizler zaten. Kollarını, bacaklarını asitlerle erittiler. Ve biz esir değişimi yaparken, yaptık sonrasında, biz 15 atletik verdik. 15 bin bacağı, kolu, gözü olmayan asker aldık. Peki burada tamam İngilizlerden esir aldık, İngilizleri verdik vesaire. Bu eziyeti yapan, işkence yapan İngilizler miydi yoksa İngilizlerin kandırdığı Araplar mıydı? Hepsi birden. Yani burada böyle bir foto finish fotoğrafı yok ama hepsi birden aynı zulmü yapmışlar. Yani biz burada Arapların nihayetine uğradık. Bu cephede tabii ki. Yani bu cephede. Araplar dediğimizde genelde bakmak lazım ya. Burada evet. Başka yerlerde hayır ama burada evet. Burada ölmüş yokmuş. Sevgili dostlar, en yalın haliyle Suriye-Filistin cephesi, içindeki serencam, macera bundan ibaret. Yorumlarınızı bu videonun altına yorum biçiminde yazar, abone olur ve zil butonuna basarsanız, abone olmayan dostlarımızı da abone ettirirseniz çok seviniriz. Abone olan herkes keşke abone olmayan bir arkadaşına bir link atsa, bunu seyret ve abone ol dese, sayımız artsa Enes'im iyi olmaz mı? Ne kadar güzel olur. Keşke öyle yapsanız dostlar. Sizleri seviyoruz ve biliyoruz ki ben masanın burasında, Enes kameranın arkasında varsa sizin sayenizde var. Siz orada varsınız diye biz burada varız. Hep siz orada olun ki hep biz burada olalım. Abi ayrıca bize süper teşekkürle maddi destek olan izleyicilere de ayrıyeten teşekkür ederiz. Eyvallah. Ben de onlara hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.